Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Değerli dostlar bugün ilk olarak hatırlarsınız yaklaşık 5 senedir devam etmeyen Yunanistan'la istikşafi görüşmelerinin 61. turu İstanbul'da yapıldı ve isterseniz yaklaşık 5 yıl sonrasında gerçekleşen istikşafi görüşmelerinin detayına ilk konu başlığımızda yakından bir göz atalım. İlki 2002 yılında Ankara'da yapılan ve Türkiye ile Yunanistan arasında sorunları keşif amacı ele almayı hedefleyen istikşafi görüşme 5 yıl aradan sonra bugün kaldığı yerden devam edecek. Dışişleri Bakanlığı bu gelişmeyi 11 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerinin 61. turu 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak sözleriyle duyurmuştu. Görüşmede Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal Yunan heyetine ise daha önce istikşafi görüşmelerinin de yer alan Büyükelçi Pavlos Apostolidis başkanlık edecek. Fakat gerginliğin düşürülmesi amacı taşıyan görüşmenin gerçekleşeceği günde Yunanistan Fransa Savunma Bakanı Florence Pally'yi ağırlayacak. Fransız Bakan'ın ziyaretinde Atina'da savaş uçağı satın alımına yönelik tedarik sözleşmesi imzalanacak. Ayrıca Yunan mevkidaşı Nikos ile Perşembe günü bir telefon görüşmesi yaptığı bildirilen Pally'nin Yunanistan'a Fırkateyn satışı için de bir öneri getirmesi beklenmekte. Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin birazcık normale dönmesi için önemli bir adımdı fakat ne yazıktır ki Türkiye'nin atmış olduğu olumlu adımlar Yunan kanadında tam manasıyla karşılık bulmuyor ki zaten Fransız Bakanı Yunanistan'a tam da Türkiye ile istikşafi görüşmelerinin başlayacağı günde yapmış olduğu ziyarette buna bir örnekti değerli dostlar. Devamında istikşafi görüşmelerine ilişkin Yunanistan'ın eski başbakanlarından Samaras. Samaras çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ile yapılan istikşafi görüşmelerinin Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olası yaptırımlarını engelleyeceğini öne sürdü ve devamında da Türkiye ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsterseniz ikinci konu başlığımızda Yunanistan'ın eski başbakanlarından Samaras'ın açıklamasına yakından bir göz atalım. Eski Yunanistan başbakanı ve iktidardaki yeni demokrasi partisinin lideri Antonis Samaras Katemerini gazetesine verdiği mülakatta İstanbul'da 61. turu yapılacak istikşafi görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Miçotakis hükümetinin Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği yatıştırıcı doktrin politikasına karşı olduğunu belirten Samaras, istikşafi görüşmelerinin başlamasıyla Türkiye'ye yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarının önü kesildi. Yayılmacılık sadece caydırıcılıkla göğüslenebilir ifadelerini kullandı. Devamında ise Samaras, Türkiye'nin Ege'nin silahlandırılmaması gerektiği konusunu masaya getirmesi üzerine Yunanistan'ın nasıl bir cevap vermesi gerektiğinden de bahsetti. Samaras dedi ki, biz de ısrar edeceğiz. Egemenlik haklarımızı nasıl paylaşacağımızı konuşmayı reddediyoruz. Çünkü eğer böyle bir tartışmaya girmeyi kabul edersek bu bazıları tarafından desteklenen geri kalanını kurtarmak için onlara bir şey ver meselesi değildir. Çünkü Türkiye şimdi bir şey alırsa daha sonra başka şeyler de almak için yeniden tehditlerle gelecek. Bunun için ben korsanlarla diyalog olmaz demiştim açıklamalarında bulundu. Ayrıca istikşafi temaslarında netice alınamaması durumunda Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvurma ihtimaline de değinen Samaras şöyle devam etti. Hayır bu yanlışı yapmayın. Bizden istedikleri Lahey'e uluslararası hukuk temelinde başvurmak değildir. Çünkü Türkiye Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni kabul etmiyor, imzalamıyor bile. Dolayısıyla başvurmak için ortak bir çerçeve yok. Diğer bir yol ise Türkiye ile bir tahkimname imzalayarak Lahey'e sürüklenmektir. Yani bu da yeni anlaşmazlıklarımızın uluslararası hukukun öngördüğü gibi değil, Türkiye'nin arzu ettiği gibi çözümlemeyi kabul etmek anlamına geliyor dedi. Eski Başbakan Samaras'ın Türkiye ile Lahey'e başvurmayı reddetmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de uluslararası deniz davaları görülmüş olduğu Lahey'de daha önce Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilime benzer bazı gerilimlerin Türkiye'nin lehine karar vermesinden ötürü Samaras böyle bir açıklamada bulunmuş. Yani değerli dostlar Yunanistan'la yapılan istikşafi görüşmelerinden bir sonuç alınmazsa Yunanistan Lahey'e gitmemek için sonuna kadar direnecektir. Çünkü eğer ki Yunanistan Lahey'e gitmeyi kabul ederse büyük ihtimalle adaların silahlandırılması başta olmak üzere birçok Ege'deki sıkıntılı durum çözülmüş olacaktır. Değerli dostlar bakalım ilerleyen günlerde gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Yunan kanadı gerilimi artırmayı mı seçecek yoksa Yunan kanadı Türkiye ile biz anlaşmaya hazırız deyip Türkiye ile masaya mı oturacak? Bakalım hayırlısı olsun. Fakat sizlere şunu belirtmek isterim değerli dostlar. Türkiye'den gelen açıklamalar özellikle de resmi kaynaklardan gelen açıklamalar Türkiye'nin çıkarlarından hiçbir zaman vazgeçilmeyeceğini, Yunanistan'a karşı ülkemizin çıkarlarının sonuna kadar savunulacağı belirtilmekte. Yani Türkiye masada hakkını yedirtmeyecek. Bundan emin olabiliriz değerli dostlar. İnşallah tekrardan ülkemiz için hayırlısı olur değerli dostlar. İstikşafi görüşmelerinin detaylarına da değindikten sonra sizleri 3. konu başlığımızda bir tekrardan Yunanistan'a götüreceğim. Yunan medyasından yine çarpıcı açıklamalar geldi. Yunan medyası bu sefer de Hintli bir generali kendisine konuk etti. Hintli generalin açıklamaları ise Yunanistan'la Hindistan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikatlar yapmalı. Sıkı işbirliği ilerleyen dönemde de devam etmeli açıklamalarında bulundu. Ve Hindistanlı general Türkiye ve Pakistan arasındaki yakın işbirliğine de dikkat çekti. İsterseniz 3. konu başlığımızdaki haberin detaylarına yakından bir göz atalım. İlk olarak değerli dostlar Yunan medyası Hindistanlı generale sorular yöneltti. Bu sorulardan ilki Yunanistan ve Hindistan neden yaklaşmalıydı? Cevap veren Hindistanlı general ise Yunanistan ve Hindistan'ın pek çok ortak noktası var. Büyük İskender zamanından beri yakın bağları var. Günümüzde de iki ortak düşmanları var. Türkiye ve Pakistan İstihbarat alanında olduğu kadar savunma alanında da birlikte çalışmamız gerekiyor. Ülkem Yunanistan'a yardım edebilecek silah sistemleri üretiyor. Ortak tatbikatlara da devam etmeliyiz açıklamasında bulundu. Devamında ise Yunan medyasının sormuş olduğu Yunanistan ve Hindistan arasında Doğu Akdeniz'de ortak bir tatbikat görebilir miyiz sorusuna ise Yunan ve Hint donanmaları arasındaki tatbikatlar hemen başlamalı yanıtını verdi Hintli general. Hindistan donanması çok güçlü. Amerikan, Japon ve Avustralya donanmalarıyla tatbikatlar yapıyoruz. Yunanistan'ın da güçlü bir donanması var. Hint donanması hemen Ege'ye gelmeli açıklamalarında bulundu. 1971 yılındaki Pakistan-Hindistan savaşına da değinen general aynen şu açıklamalarda bulundu. Evet 1971 savaşları Hindistan için önemli bir zaferdi. O zaman en büyük asker teslimiyeti 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşti. Pakistanlıları kuşattık ve tam bir yıkılma dönemine yöneldiler dedi. Devamında ise Hintli general Türkiye'ye ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz Pakistan bu kez daha önce de bahsettiğim gibi Türkiye ile halen kışkırtılmakta. Bu nedenle Yunanistan ve Hindistan özel kuvvetleri ve hava kuvvetleri ile sürekli yapmak zorunda. Türkiye'nin Kıbrıs'ta da nasıl provoke ettiğini biliyoruz dedi. Ve açıklamalarının son kısmında Türkiye ilişkin aynen şu ifadeleri kullandı. Hintli general Türkiye ağır bir bedel ödemek zorunda. Tüm dünyadaki ülkeleri istikrarsızlaştırıyor. Türkiye'nin aleyhine hareket etmeliyiz. Ankara, Hindistan ve Yunanistan'a meydan okuyamaz. Bu konuda netiz. Hindistan buna izin vermeyecek. Türkler ağır bir bedel ödeyecek açıklamalarında bulundu. Değerli dostlar ben bu Hintli generalin Yunan medyasına vermiş olduğu röportajdan bir sonuç çıkarttım arttım. O ise ilerleyen dönemde Pakistan ve Türkiye işbirliğinin kat ve kart artması gerektiği sonucuydu. Çünkü karşımızdaki düşmanlar aralarında geçmişten bu yana sıkı bir ilişki olmamasına rağmen Yunanistan ve Hindistan buna bir örnek bir araya gelmeyi başarabiliyorlar. Fakat biz Pakistan'la geçmişten beridir çok yakın ilişkilere sahip kardeş dost bir ülke olmamıza rağmen ne yazık ki halen beklenen ölçüde bir birliktelik yakalayamadık. İnşallah benim temennim şudur ki gerek Pakistan kıyılarında gerekse de Doğu Akdeniz kıyılarında Pakistan Donanması ve Türk Donanması ortak tatbikatlara girişir ve Yunanistan ve Hindistan Donanmasına gerekli cevabı, hak ettikleri cevabı verir diye düşünmekteyim. Değerli dostlar, 3. konu başlığımızdaki haberin detayları bu şekildeydi. 4. konu başlığımıza geldiğimizde ise sizlerle çok önemli bir haberi paylaşacağım değerli dostlar. Hatırlarsınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5 Parmak Dağları'nda çok güzel bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı bulunmakta. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 5 Parmak Dağları'nda bulunan Kıbrıs bayrağı zamanla rengini yitiriyor doğal koşullardan ötürü ve tekrar boyanmak durumunda kalıyor. Beş parmak dağlarındaki bu boyanan bayrak bu seferde Yunan medyasını oldukça kızdırmış ve çok önemli açıklamalarda bulunmuşlar. İsterseniz dördüncü konu başlığımızda bu haberin detaylarına yakından bir göz atalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki beş parmak dağlarının Güney Kıbrıs'a bakan yamacında Taşkent köyünün yakınlarında bulunan dev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının boyanması Kıbrıs Rum yönetimini kızdırdı. Olaya ilişkin ağır ifadeler kullanan Rum kesimlerinde isiminde yayınlanan Simerini gazetesi boyundurluk altındaki beş parmaklardaki bayrak Atilla'nın çalışmalarıyla boyanıyor ifadeleriyle hazımsızlığını dile getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının boyanması için özel bir ekip kurulurken boyama süresinin 25 gün süreceği ifade edildi. Yaklaşık 101 bin metrekare alana işlenen devasa bayrak ilk olarak Kutlu Barış Harekat sırasında komando taburumuz tarafından yapılmıştı. Yunanlılar, Rumlar istedikleri kadar kısımlar fakat sabah uyandıklarında özel de beş parmak dağlarının Rum kesimine bakan taraflarında o Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını Türk komandolarının yadigarı olan o bayrağı göreceklerdir. İstedikleri kadar kudursunlar hiçbir şekilde fayda etmeyecektir değerli dostlar. Bu güzel haberi de sizlerle paylaşmak istedim. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Değerli dostlar 5. ve son konu başlığımıza geldiğimizde ise sizleri bir Fransa'ya götüreceğim. Fransız medyası bugün çok çarpıcı bir habere imza attı. Fransız medyasının yapmış olduğu haberin başlığı aynen şuydu. Erdoğan Paris'e tam 3 saat uzaklıkta bir Osmanlı İmparatorluğu kuruyor başlığını kullandığı Fransız medyası. İsterseniz son konu başlığımızda Fransız medyasının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilişkin haberinin detaylarına yakından bir göz atalım. Fransız medyası gündemine yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı. Erdoğan'a yönelik sık sık nefret içerikli yayınlar yapan Fransız medyasında bu kez de ilginç bir iddiada bulunuldu. Atlantico adlı Fransız haber sitesinden yayınlanan bir yazıda Erdoğan'ın bir Osmanlı İmparatorluğu kurduğu ifade edildi. Yazıda Erdoğan Paris'ten 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğunu yeniden kuruyor DNA'sını Fatih Sultan Mehmet'ten alıyor cümlesine yer verildi. Yazının devamında ise Türkiye'nin son dönemde elde etmiş olduğu başarıların tamamen Osmanlı İmparatorluğuna dönüşüm bir simgesi olduğundan da bahsedildi. Değerli dostlar fark ettiniz mi? Fransız medyası o cümlelerinin sonuna zamanında onlara en çok çektiren atalarımızdan ruhu şad olsun mekanı cennet olsun Fatih Sultan Mehmet'ten bahsetmişler. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Fransızlarda bırakmış olduğu etki halen devam etmekte ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da Fatih Sultan Mehmet Han'ın yolundan gittiğinden bahsetmişler. Gerçekten ilginç bir haberdi. Son olarak da sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlar. Bugünkü konu başlıklarımızdan bahsettik. Umarım doğru bir şekilde sizlere aktarabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.